Mucizesi zeytinyağlarını kullanıyorsanız, son sistem makinelerle hizmet veren Karşıyaka Yağ Fabrikası'nda birçok aşamalardan sonra sofralarınıza gelen yağları tercih ediniz. Evet, 74'te Zeytin, 63'te göç ettik, evet. Zeytinli'ye gittik. Evet. Eski ismi Temros. Temros, orada kaldık, evet. 13 yıl orada kaldık. Evet. 74 harekatında tekrar köyümüze yerleştik. Evet, tekrar o zaman Taş Değirmeni'nde tekrar bu şeyi yapıyordunuz değil mi? Zeytinli köyünde Rum'un yanında çalıştım. Yani bu mesleği ondan alıştım. Bir aile işletmesi olan Karşıyaka Zeytinyağı Fabrikası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde zeytinyağı üretiminde önemli bir yere sahip. Sonra Karşıyaka'ya geldim ve burada yağ değirmeni çalıştırmaya başladım. Evet. O derinitesizliğinizi ne zaman buldunuz? Hangi yıllarda? 2004 yılının sonlarında. 1974 yılında taş değirmeniyle işe başlayan Karşıyaka Yağ Fabrikası, 2004 yılının Ekim ayında görmüş olduğunuz bu modern fabrikayı hizmete sokmuştur. Saatte bir ton. Saatte bir ton zeytini işleyebiliyoruz, evet. Peki bölgemizde yeterince zeytin ürünü var mı? Yani karşılar mı bu? Bakım yok bizim bölgelerde. Zeytine bakım yok. Bu Girne bölgesinde burada, bu Karşıyaka. Bu bölgelerde zeytine pek bakım yok. Zeytin ağacı narin bir ağaçtır. Ağır ve zahmetli büyümesine karşın oldukça uzun ömürlüdür. Bir zeytin ağacının ortalama ömrü 300-400 yıl arasındadır. Ancak 1000 hatta 3000 yaşında zeytin ağaçlarına da rastlanmıştır. Bu nedenle zeytin ağacının adı mitoloji ve botanikte ölümsüz ağaçtır. İşte yoğun inşaatlar yaptılar. Bütün zeytinleri çok söküp, yani söküp yakıldı. Evet. Peki inşallah bundan sonra yağın yahut da zeytinin kıymetini biliriz de, evet, bakımını da yaparız. İşte bizim de bir şeyimiz var mesela hükümetten, bu yağı, evet, her yıl bir fiyat açıklasınlar. Evet. Çünkü herkes istediği şekilde yağı satar. Yani kimsesi bir şey edemez. Bir satış kotası yoktur diyor. Hiç yok. Peki bu ürettiğiniz yağ yahut da dediğim gibi üreticilerimizin ürettiği yağı pazarlayabiliyorlar mı? Yani iç piyasada gidiyor mu, yoksa bunu dış pazarlarda pazarlayabiliyorlar mı? Yok. %90 hep iç piyasa. Sağlıklı beslenmede zeytinyağının önemine dikkat çeken uzmanlar, zeytinyağı yaşlanmanın hem genel olarak doku ve organlar hem de beyin fonksiyonları üzerindeki etkilerini azaltır diyor. Uzmanlara göre Akdeniz mutfağının geleneksel lezzeti zeytinyağı, düşük kolesterollü oluşu nedeniyle kalp sağlığı açısından çok önemli. İçeriğindeki zengin E vitamini sayesinde kansere karşı koruyucu bir etkiye sahip.
Çocukluktan yaşlılığa, yaşamın her döneminde, sağlıklı ve gelişim üstünde son derece etkili olan zeytinyağının faydaları saymakla bitmiyor. Evet, aslında hükümet öncülük yapmış olsa, bir piyasa bulsa ve bunu ihraç edebilse, zeytinciliğe de o zaman önem verilecek demek. Evet, daha bakım olacak. Bakımı evet, bakım olacak, daha fazla ürün üretmeye çalışacağız demek. Peki, buradan üreticilerimize vermek istediğim bir mesaj var mı? Üreticilerimizde bir mesajım, zeytin ağaçlarına iyi baksınlar, evet. Sulasınlar mesela, sulanın iyi ürün alabilmek ürün için, almak için. Evet. İlaç şart sürülsün, evet. Zamanında gübresi atılsın, evet. O zaman daha güzel bir i̇yi ürün alır, iyi bakım, ürün alacak, evet. İyi kazan sağlayacak, evet. Demek. Fakat yılda bir kez giderler ağacın altına, yalnız toplamak için. Öyle. Bakım yok. Bak şimdi diğer bölgelerde başladılar mesela bakıma. Evet. Bu Güzellük bölgesinde. Tabii orada o bir bölgelerde, faaliyet vardı. Evet. Bizim bu Girne bölgesi, bu civarlar biraz zayıf. Dağlık olduğu için mi acaba bu bakımın biraz zorlaşmasından dolayı mı? Olabilir. Olabilir. Değerli izleyenler, Marka programına hoş geldiniz. Bugün Marka programını Karşıyaka Yağ Fabrikası'nın olduğu yerde yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi Karşıyaka Yağ Fabrikası tabelasının önündeyiz. Tabii zeytin ağaçlarımız ve ürünlerimiz de yanımızda gördüğünüz gibi. Biraz sonra sizlerle beraber zeytin ve zeytinyağının soframıza gelinceye kadar hangi aşamalardan geçtiğini hep beraber izleyeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli izleyenler, Karşıyaka Yağ Fabrikası'ndayız ve onun direktörü ve sahibi ile bir söyleşi yapacağız. Tabii teknik bilgileri ondan almaya çalışacağız. Evet, önce sizi bir tanıyalım. İsmim Erdoğan Dalgül. Evet, kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 42 yıl. 42? Evet, 42 yıldır bu meslekteyim. Evet, peki gelen üründen yahut da üreticilerden memnun musunuz? Evet. Memnunum. Memnunsunuz. Peki, devam ettirmeye devam edecek misiniz? Edeceğiz. Yani, daha elimiz ayağımız sağlamdır. Evet. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Peki, yanınıza birini yetiştiriyor musunuz? Var ya, sizden sonra bu işi götürecek, evet, olan var mı? Yetiştirdim. 3-4 kişi yetiştirdim. Evet. Önce bize burada ne yapıldığını biraz anlattınız. Mesela üretici yağın, zeytininin topladı, geldi. Evet. Ne yapıyoruz burada? Getirdi, buraya döker. Zeytinini buraya döker, evet. Bant vasıtasıyla buradan alırız zeytini. Evet. Yıkama makinesine veririz. Yıkama. Evet, oradan döktük zeytinimizi ve yıkama makinesine geliyor. Yıkama makinesine geldi. Evet. Yıkanırlar. Burada yaprağından, kirinden, ayrılır. Her şeyinden ayrılır. Evet. Ve bundan sonra da diğer işlemler için nereye gidiyor? Yıkama makinesinden kırıcımıza girecek. Evet. Yani, değirmene. Değirmene gidecek. Aa, buradan bunun vasıtasıyla değirmene, evet, geldi. Evet. Burada kırılır zeytin. Evet. Hamur haline gelir. Evet. Yani, hamur haline gelir ve malaksörümüzün içinde döner.
da hamur halinde. Şimdi oradan gelen zeytin orada ezilir, doğrulur, bu hale gelir. Evet. Evet. Bundan sonra da ne kadar bir sürede olur? Burada bu? Bir 25-30 dakika kalır. 30 dakika burada yoğrulur kendine. Evet. Kıvamına gelsin. Döker. Evet. Yani özleşmek için burada devam ediyor. Bundan sonraki aşama nedir? Burada işlem bittikten sonra dekantörümüze veririz. Demek ki orada yoğrulduktan sonra zeytinimiz dekantöre geliyor. Buraya geliyor. Burada yağla suyunu ayırıyor ayırır, mu? Ayırır evet. Ayrım yapıyor. Sıkma yapar burada. Sıkma yapar. Yani pres makinamızdır bu. Burada preslenir. Ondan sonra su ayrı, yağ ayrı, ayrı yere gidiyor. Sepilatöre geliyor. Ondan sonra da Sepilatör. Sepilatöre. Tamam. Buradan ayrılan yağla su gelir ve artık üreticinin alacağı temiz yağ çıkar oradan. Peki onu da bir görelim. Evet, değerli izleyenler, marka programı devam ediyor ve bilgileri almaya tekrar devam ediyoruz. Evet Erdoğan Bey, şimdi oradan sıkmadan geçti. Respiratöre geldi. Respiratöre geldi. Burada ayrılacak temiz yağımız. Evet, gördüğümüz gibi ayrılır. Burada her şeysinden ayrılır ve üreticinin alacağı temiz yağ temiz burada, yağ burada evet. Peki, çok teşekkür ederiz bu bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim. Evet, bu bilgileri tabii bir de üreticiden alacağız. Onların ne itibarlarını bir öğrenelim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Oldu, merci. Evet, siz bildiğim kadarıyla üreticisiniz değil mi? Ben Girne Amerika Üniversitesi'nde çalışıyorum. İsminizi alalım. Benim ismim Ömer, Ömer Tektaş. Girne Amerika Üniversitesi'nde çalışıyorum. Evet. Bir 10-15 senedir bu işle uğraşıyoruz biz. Yani orada çalışıyorsun. Evet. Oradaki ağaçlardan bu ürünleri topluyorsunuz. Tabii. Evet, ondan sonra Girne Amerika Üniversitesi'nin adına mı topluyorsunuz? Evet. Evet. Girne Amerika Üniversitesi'ne getiriyorsunuz. Getiriyoruz. Buraya. Yağlarımızı çıkarıp Girne Amerika Üniversitesi'ne götürüyoruz ve işletme bölümlerimize yağlarımızı dağıtıyoruz. Evet. Yani bu çıkan yağ şimdi sizin mi? Tabii. İşletme bölümlerine veriyoruz gerektiğinde. Onu kullanıyoruz. Peki, ne kadar yağ tahmin ediyorsunuz alacağınızı? Şimdilik? Evet. Şimdi bu seferde 10 bidon tahmin ediyorum. 10 bidon. Evet, şu anda 10 yani, bidon tahmin ediyorum. Tabii Girne Amerika bunları kendi mutfaklarında kullanıyor değil mi? Tabii öğrencilere, işletme bölümlerine dağıtarak mutfaklarında kullanıyor bunları. Yani temiz yağdır. Peki, memnun musunuz? Memnunuz tabii ki. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Değerli izleyenler, gördüğünüz gibi birçok aşamalardan geçen zeytinyağımız soframıza gelinceye kadar olan bölümlerini sizlere göstermeye çalıştık ve şimdi de üretici tabii bunları yağını alıp evine veyahut da kullanacağı mutfaklara götürmeye devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Evet değerli izleyenler, dediğimiz gibi üretici zeytinyağı ağacından toplamış, yağ çıkarmak için Karşıyaka yağ değirmenine geldi ve makinenin önüne ürününü döktü. Şimdi üreticiden birkaç kelime alalım. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Aydın Bey, özellikle köye hoş geldiniz. Böyle yerlere de önem verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Zeytin biliyorsunuz, zeytin ve zeytinyağı faydaları tartışılmaz. Doğru. Eğer ağacınıza bakarsanız, zamanında ilaçlarsanız, budarsanız size verim verir. Onun için biz de kendimize göre, kendi bahçemizde olan ağaçlarımıza bakıyoruz. Karşıyaka Zeytinyağı Fabrikası'na da
hijyenik, temiz olduğu için buraya getiriyoruz. Her sene buraya geliyorsunuz. Her sene buraya geliyoruz. Memnun musunuz? Çok memnunum çünkü temiz, tertipli. Evet. Hemen hemen sayılı fabrikalardan biri. Evet. Yıllardır burada hizmet veriyor zaten. Öyle doğru. Olmamış olsa zaten çoktan kapatmış olacaktı. Doğru, doğru. Demek ki hem köylüye hem ürününe değer verdiği için. Değer verdiği için bize sürekli destekliyoruz. Evet. Bizim de gayemiz zaten yerli üretimi, yerli sanayi desteklemek içindir. Ve marka programı da bu amaçla yapılıyor. Evet. Kimin nerede ne yapıldığını insanlarımıza gösterelim. Evet. Çünkü zeytin, zeytinyağı dediğimiz zaman insan sağlığı için çok, çok önemli bir üründür. Bunun kıymetini bilelim ve ağaçlarımıza, bakalım. Evet. Suvaralım, budayalım, zamanında da sineğe karşı ilaç atalım. Evet. Ama organik olsun, bilinçli bir iş yapalım. Mutlaka. Yani ille de ilaçlayıp da insanlarımızı zehirlemeyelim. Bilinçli yapalım. Ağacınıza bakarsanız tabii ürün verir. Tabii. Bakarsan dağ olur, bakmasan bağ olur. Doğru. Ne kadar güzel bir sözüdür bu. Evet. Peki. Halkımıza yahut da üreticilerimize vereceğiniz bir mesajınız var mı? Benim söyleyebileceğim, şimdi gördüğüm kadarıyla her millet ağacına bakıyor, sahip çıkıyor. Güzel. Daha da baksın, evet. Tamam bu şimdi yağmurlarımız gelmedi, evet. Ama yağmur gelince daha da güzel olacak, bırakmasınlar. Evet. Onun için zeytinyağı ve zeytinin faydaları sayılmaz, biliyor, her şey tartışılmaz. Evet. Peki. Her sene veriyor mu bu zeytin ağacı? Yoksa bizim bir yıl verir. Biz kendimiz baktığımız için veriyor. Veriyor. Yani kendimiz için. Doğru. Kendimiz için, evimize, bütçemize. Peki aldığınız yağı kendiniz kullanıyorsunuz da piyasaya da veriyorsunuz? Yok, kendimiz için yapıyoruz bunu. Yani satış yapmayık. Sadece kendimize. Peki, çok teşekkür ederim. Hem yerli ürünü desteklediğiniz için evet, hem de bize röportaj verdiğiniz için. Aydın'a teşekkür ederim. Yani sizin duyarlılığınızı biliyoruz. Sürekli sizi izliyoruz. Peki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, marka programı devam ediyor ve şimdi başka bir üreticimizle bir röportaj yapacağız. Evet, sizi tanıyabiliriz. İsmim Ömer Bahadi, Karşıyaka'lıyım. Öncelikle Ada TV'ye yerli üretime verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet, zeytininizi ağaçtan topladınız, getirdiniz, ürününüzü verdiniz, evet. Yağınızı almak için. Evet. Peki, üründen memnun musunuz? Yani ağaçlarımız verdi mi bu sene? Yani bu sene geçen yıla oranla daha az bir ürün aldık ama yine de yani bizi tatmin eder diyebilirim. Hani evinizin ihtiyacını karşılayabileceksiniz. Kesinlikle karşılayacağız. Çok güzel. Peki, biz zeytinler şimdi sizin. Evet. Aşamaları zaten gördük, çektik. Evet. Üreticilerimize vereceğiniz bir mesajınız var mı? Yani ağaçlarına baksınlar mı? Evet. Budasınlar, ilaçlasınlar, ürününü de alsın, kendi evinin en azından ihtiyacını karşılasın. Evet, evet, tabii ki. Yani biliyorsunuz, üretmeden var olmak olmuyor. Üretmeyen toplumlar her zaman için mahkumdurlar. Üreticimize şu tavsiyeyi bulunabilirim. Ne olursa olsun, ellerinde bulunan ürünlerine iyi baksınlar. Her ne kadar da bazı olumsuzluklar olsa da evet, günün sonunda her zaman üreten kazanacaktır. Mutlaka.
Zaten evet. Bizim de amacımız bu programı yaparken yerli üreticiyi desteklemek ve sanayicimizi desteklemekti. Çünkü üretmeyen bir toplum ayakta duramaz. Doğru. Bu mesajı da her zaman veriyoruz. Kendi üretimimizi destekleyelim, yerli üretimi destekleyelim. Evet. Ve bunu da her zaman için yapalım diyorum. Evet. Bu konuda da Ada TV'ye bu katkılarından dolayı şahsım ve ben köyüm adına da teşekkürü bir borç biliyorum size. Bu gibi programların artarak devam etmesi lazım. Memleketimizde çok az üretebildiğimiz şeyler var. Bunların değerini bilelim ve bunları artırmaya gayret edelim. Çünkü üretmeden olmuyor. Yani muhakkak sürekli üretmemiz gerekiyor. Evet, bu da üreticilerimize bir mesaj olsun. Evet. En azından bizim bu yaptığımız program 9 yılı aşmıştır. Ama yine de halen daha bir şeyler üretiyor ama kendi ürününü tanıtmıyor, tanıtmaya evet. yönelmiyor. Evet. Bu da en büyük eksikliğimizdir. Doğrudur. Burada da işte medyamıza büyük görev düşmektedir. Yerel olsun, uluslar olsun, işte fuarlar olsun, uluslararası, yerel. Evet. Muhakkak surette katılmak lazım buralarda. Ülkemizi ve ürünlerini tanıtmak lazım. Bunu dünyaya bir şekilde anlatabilmek lazım. Evet. Biz medya olarak hazırız. Evet. Yeter ki onlar bizi arasın. Tabii arasınlar. Devletimiz de bu gibi şeylere katkısını koysun. Sponsor olsun en azından evet. bu programlara. Ama yani şu andaki Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız uluslararası fuarlarla ilgili büyük katkılar sağlamaktadır. Evet. Bunu buradan bilmeyen üreticilerimiz varsa onlara da duyurmuş olalım. Herkes her ürününü muhakkak surette her platformda tanıtabilir. Devletin bu konuda şu anda destekleri vardır. Evet. İyi takip etsinler. En büyük görev de burada medyamıza düşer. Medyamız da bunları halkımıza duyurmakta bir görev edinsin. Peki. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bu önerinizi biz alıyoruz evet. ve üreticimize de buradan sesleniyoruz. Arayın, biz yanınızdayız. Çok teşekkür ederim. Ben sağ teşekkür olsun. Ederim sağ verdiğiniz bilgilerden dolayı. Üreticilerimiz yağlarını almaya devam ediyor. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Çatalköy'den geldim. Çatalköy'den evet. geldim. Her yıl buraya geliyorsunuz. Gelirim ya. Memnun musunuz? Memnunum. Evet ya sizin herhalde. Evet ya. Ürün nasıl gider bu sene? İyidir, iyidir. İyidir. İyi bakarsan şeylere iyi olur. Zeytine bakarsan, zeytine sana bakar. Bakarsan, onarırsan, sularsan evet. olur iyi. Bakmazsan bir şey yok. Herhalde. Bakarsın. Hava, hava. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Dağ olur, evet ya evet. doğru. Teşekkür ederim. Bakarsan dağ Gördüğünüz gibi dejanörden çıkan yağ süzülür ve buraya bidonlara dolmaya hazır vaziyettedir. Değerli izleyenler, gördüğünüz gibi biz işte yapılan bütün zeytin ürününün, zeytin yağının nasıl, hangi aşamalardan geçtiğini gördük. Ondan sonra da tabii buraya zeytinin küsbesi dediğimiz, yani ezilen çekirdeklerin buraya yığıldığını görüyorsunuz. Bunları da bazı fabrikalar bunları sıkıştırır, tuğla haline getirir ve sobalarda veyahut da şöminelerde yakarlar. Ve çok uzun süre dayanan bir üründür bu. Gördüğünüz gibi burada altın değerinde bir küsbe diyelim biz buna. Gözlüğüm
Sağlık mucizesi zeytinyağlarını kullanıyorsanız, son sistem makinelerle hizmet veren Karşıyaka Yağ Fabrikası'nda birçok aşamalardan sonra sofralarınıza gelen yağları tercih ediniz. Değerli izleyenler, marka programını burada sonlandırıyoruz. Bildiğiniz gibi bugün Karşıyaka Yağ Fabrikası'ndayız ve zeytin ve zeytinyağını sokağımıza gelinceye kadar hangi aşamalarda geçtiğini sizlere göstermeye çalıştık. Başka bir marka programıyla tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın, dostça kalın. Yerli sanayi ve yerli üretimi desteklemek için yaptığımız marka programına siz de katılın, siz de halkımıza bilgi verin. Sağlık mucizesi zeytinyağlarını kullanıyorsanız, son sistem makinelerle hizmet veren Karşıyaka Yağ Fabrikası'nda birçok aşamalardan sonra sofralarınıza gelen yağları tercih ediniz.